bir akıl, bir irade bu coğrafyayı dizayn ediyor. Dünyayı da dizayn ediyor aslında. Bob projesi dediniz. Yani zaten bu parti başlarken biz Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyız demiştin. Şimdi Amerika'da da bir seçimler oldu. Yeni bir yönetim iktidarı iş başına geldi. Bu Büyük Orta Doğu Projesi Türkiye ve Amerika açısından hali devam ediyor mu? Yoksa bu ayrı bir renk, ayrı bir yol mu kazandı? Hocam yani ha Trump ha Biden hiç fark etmez. Orada %5'ten fazla inisiyatifleri yok hocam. Orada bir sistem oturmuş Amerika'da. O zaman proje yine hala devam ediyor mu? Tamamıyla devam ediyor. Hala da yığınak yapıyor hocam bölgemizde. Bu kadar düşünün, Orta Doğu dünyada silahlanma sürecinin içerisinde başta gelen ülkeler. Hep de Müslüman ülkeler hocam, ne tesadüf. Ve nihayetinde kardeş kardeşi kırıyor. İkincisi baktığımız zaman emperyalizm zaten oyunu çok açık. Okumak ve görmek isterseniz sanırım çok açık. İkincisi Türkiye'de tabii ki AK Parti'nin kuruluş sürecinde de yani hangi dinamiklerin etkin olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Ve bu senaryosu bana göre de devam ediyor. Ve nihayetinde bölgemize baktığımız zaman hiçbir tane bir dost ülkemiz kalmadı. Etrafımız silahlarla donatıldı. Ve nihayetinde bir şey sormak istiyorum bu noktada. Özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum. Şimdi proje devam ediyor dediniz. Yani bu projenin baştan beri içeriği de belliydi. Büyük Orta Doğu Projesi'nde AK Parti'yi kurucularla Büyük Orta Doğu Projesi'nin mimarları arasında şöyle bir anlaşma vardı. Onlar AK Parti'yi iktidara getirecekti. Finans vesaire problemlerini halledeceklerdi ve AK Parti'nin iktidarda kalması için AK Parti'ye engel olacak bütün şeyleri de manipüle edeceklerdi. Mesela ordu gibi, mesela siyasal kurumlar gibi filan. Bunlar AK Parti'ye BOP projesinin mimarlarının taahhütleriydi. AK Parti'den de istedikleri üç şey vardı. Birincisi Orta Doğu'da değişmesi gereken ülkelerin, sınırları değişmesi gereken ülkelerin sınırlarını değiştirmek hususunda yardımcı olmak. İkincisi, İsrail'in güvenliğini artırmak ve İsrail'in önündeki engelleri kaldırmak. Üçüncüsü de İslam'ın yeniden yorumlanmasıydı. Şimdi birçok Orta Doğu'da ülkenin sınırlarını değiştirmek, iç karışıklık çıkarılmak noktasında gerekli olan şeyler yapıldı. Irak'ta yaşananları gördük, Suriye'de yaşananları gördük, Mısır'da yaşananları gördük, Libya'da birçok yerde yaşananları gördük. İsrail'in de güvenliğinin artırılması noktasında her türlü şey yapıldı. Artık İsrail'e kafa tutan bir Hizbullah yok, Suriye yok, Libya yok. İşte birçok önündeki engeller de kaldırıldı ve Arap memleketleri de gidip İsrail'le tek tek anlaşmaya, hatta oraya elçilik göndermeye başladılar. Uluslararası İsrail'in önündeki kurum ve kuruluşlarındaki engeller de kaldırıldı. İslam'ın yeniden yorumlanması noktasında da tabir caizse öyle bir yorumlama yaptılar, öyle bir tarif yaptılar ki herkes, ya böyle bir İslamsa bu İslam'dan herkes kaçar oldu. Camileri, cemaatleri insanlar terk etmeye başladılar. Büyük Orta Doğu projesinde artık yapılmadık ne kaldı ki? Neye devam ediyorlar sizce? Hocam 3 tane parça var biliyorsunuz. Hep de bunlar Türkiye üzerinde inşa edildi. Kötü olan o. Evet. Irak başta olmak üzere çekiç güç hatırlarsanız hocam. İlk operasyon evet. 91 yılında yapıldı. 32. ve 36. paralel derken. Doğru. Ve maalesef bizde Saddam kıskaç altına alın derken aslında Irak'ı 3'e bölmeyi hesapladılar. Doğru. Suriye'de Büyük Kürdistan'ın bir parçası. Ortada Sünni bir kesim. 36. paralelin altında da Şii kökenli. Doğru. Sonra Libya hareketi hatırlarsanız o da İzmir üzerinde inşa edildi. Ve böyle olunca tabii ki yani görevler ortaya çıkıyor aslında. Aslında doğru. Kral çok çıkmak. Görmek isteyenler için hocam. Doğru. Görmek istemezseniz, üç maymun oynamak isterseniz lafım size değil hocam. Nihayetinde bilgisizlik üzerine inşa edilen bir süreçte günü kurtarırsınız. Ve ben iki defa da ulusal yaz toplantısı için Amerika'ya gittim hocam. McCain, önemli McCain senatör, bu coğrafyada bizi gördükleri nokta şuydu hocam. Balkanlar ve Orta Doğu'nun parçası olarak görüyorlardı. Ve bu bölgede de milliyetçiliği önem vereceğiz deyince yanımızda da eski Yugoslavya heyeti vardı. Bunlardan işte Yugoslavya'da Bosna Hersek Bakan, Sırp Dışişleri Bakanı ve Makedon Sağlık Bakanı.
Dedim ya bunlar gibi parçalayacak mısın deyince bozuldu. Bu coğrafyada oynanan oyun bu aslında. Ve nihayetinde birazcık baktığımız zaman Türkiye'de de şu anda artan gerginlik. Çünkü terörü lanetliyoruz. Ama siyasal süreci tıkarsak bu ülkede emperyalizme hizmet etmiş oluruz. Etki ve tepkiyle. Doğru. Burada büyük bir tehlike de var aslında. Yargı üzerine düşeni yapsın. Kimsenin de tutan yok. Bugün iktidar her şeye muktedir. Bu vesileyle de tabii ki PKK ile Kürt halkını karıştırmamak lazım. Kesinlikle. Ve bugün %80'i batıda yaşıyor. Artık biz Türk milletin bir tadı olduk. Bunu tabii ayrıştırmak, ötekileştirmek, dışlamak sadece emperyalizme hizmet etmektir. Öyle görmek lazım. Onun Doğru. için zor olan bir arada yaşanmaktır. Hep de insanca değerlere değer vererek. Tabii ki bazı hassas konuları kaşımak çok kolay. Nihayetinde birçok şeyden beslenenler var. Ya bir akıl, bir irade bu coğrafyayı dizayn ediyor. Dünyayı da dizayn ediyor aslında. Baktığımız zaman hocam bizim mob senaryosu bitmiş değil. Ve nihayetinde yukarıda Rusya, İran, Türkiye hızla yani Suriye hızla parçalanmanın eşiğinde. Çünkü hatta Türkiye'de de kısmen altyapı yapıldı. Siz hukukçusunuz hocam. Büyükşehir Yasası'ndan tutun da Kalkınma Ajansı'nda tutun da yıllardır bilinçaltına 7 bölge diyerek birçok aslında. Doğru. İşleniyor aslında yavaş yavaş. Doğru. Böyle olunca görmekten çok biz görüyoruz ve huzursuzuz, rahatsızız. Onun için de diyoruz ki biz farkındayız. Çareyi biz bulmalıyız. Ve nihayetinde Türk milleti kendisi bulacak. Tabii ki büyük resmi görmeden, dünyayı analiz etmeden Türkiye tek başına yönetmek mümkün değil, yönlendirmek de. Bu çok bilinmeyeni bir denklem gibi okursak, bu iş akıl işi çap meselesi hocam. Bu vesileyle de bugünkü iktidar polemiklerle gününü kurtarırken güncel sorunlar tartışılmaktan çok her gün bir dezenformasyon, hokka pazarın bak bak dediği gibi gündem dışı konularla toplum oyalanıp duruyor. Ve bu topluma önderlik yapacak sorumluluğun bizler olmalıyız aslında. Ve hepimiz farklı kimliklerle değer olduğunun bilinciyle bir arada yaşam arzusu oluşmalı. Yoksa artık dünya çok küçük ve hızla insanlık bir sorun yaşıyor. Bugün insanlık var olma sorununu yaşıyor. Bugün baktığımız zaman koronayla Amerika dizayn edildi seçimle. Doğru. Bu açıdan da baktığın zaman Avrupa dizayn edilecek seçim dönemi yaşanıyor. Ve bütün sistemler bloke edildi. Onun için de modern köle-efendi ilişkisiyle insanlık büyük bir tehlikeyle karşı karşıya ve her türlü bilgiyi silah olarak da kullanabiliyorlar. Bugün baktığımız zaman biz bir koronaya karşı bile çaresiz kaldık üzülerek. Çünkü Türkiye'nin kurumları vardı. Ve hırsız sağ gibi bu iktidar kapattı. Yüzyıllardır biz üretiyorduk. Ve her türlü olumsuz koşullarda dahi biz aşımızı üretip bugün biyolojik silah olarak kullanıldığını görüyoruz hocam. Bu açıdan baktığımız zaman bölgemiz aynı tehlikeyi daha taşıyor. Onun için Anadolu'nun kaderi bölgesinin kaderiyle paraleldir hocam. Ne zaman Anadolu'da güçlü bir irade, güçlü bir devlet bölgesinde de huzuru bulmuştur. Ne zaman zayıf bir Anadolu, baktığımız zaman başta Türkiye sorunu yaşıyor. Sonra Müslüman dünyası, Kafkaslar, Balkanlar bir baktığımız zaman dünyanın merkeziyiz aslında. Tarih boyunca bu coğrafyalar akıl ve bilimle yönetildiği müddetçe hoşgörü, adalet içerisinde, değerler ölçeğinde huzuru yakalamıştır. Aksi takdirde tam tersine hep kaoslar, savaşlar. Emperyalizm tabi boş durmuyor. Akıl var, bilgi var, para var, sermaye var. Bizde ise hızla baktığımız zaman evet yani diklenmeyi seviyoruz zannediyoruz ki diklenerek hasemet yani böyle yüksek perdeden konuşarak sonuç alacağımızı zannediyoruz. Yok öyle bir dünya. Bürokrasiye, bir diplomasiye farklı bir mizmette. Devlet adamlıdır aslında.